Ha, sen Ali devam et, sevgili kardeşimiz başlasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi benim ilk dersim küçükten beri otururken, videolar izlerken hep hayal ediyordum işte. İnşallah bir gün otururum diye. Allah Allah. Tabii. Bir gün ders yaparım diye. Aynen inşallah. Böyle insanlara anlatırım diye işte. İnsanlara ben bunu anlatırım diye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elhamdülillah nasip oldu. Yani benim için basit bir şey değil. Yani Yasin abi bana ilk bir buçuk ay önce, hatta daha da önce ders yap bağlarına dinlemek istersen dediği zaman ben eve gittiğim zaman ders yapacağım deyince böyle bir inme geliyordu. Hani sonunda böyle çok heyecanlı diyor. Şimdi heyecanım ondan. Çok güzel teşekkürler vardı abi sizin aramızda olmadığınız zamanlarda biz ders yapıyorduk. Yani çok aktifti, katılıyordu derse hakikaten yani şey böyle. Ama bak ne diyor? Ben de bu davanın içinde bir birey olarak ben de çünkü İslam'da şey var ya, hem seni rahatlatayım. Bildiğim bir şeyi anlatmak vaciptir. Allah merhaba, vay be o zaman kaç sene ol bu hizmete böyle tanışalı? 2000 kaç? 8 sene işte bu onun dediğine göre bilmiyorum. 8 sene. Evet. Evet, başlayalım. Kaç yaşındasın şimdi? O da ne var? 17 yaşında. 17 yaşında. Başlayalım. Selam. Aleyküm selam doktorum. Hep sen ders veriyorsun doktorum. Şimdi selam. Sen de ders aç şimdi bakalım. Hadi bakalım biz burada. Konularımız birkaç tane. 4 tane ana başlık altında ilgileneceğiz. Evet. Kısa bir ders olacak yani. Fazla bir şey yok açıkçası. 40 dakika sürer ama. Tamam çok yani düşünüyorum. Çok bile. Bizim gibi. İlk önce insan hani kavramın dersinden bir tefekkürüm aslında bu ders. Söyleyemedim o anda çünkü oturtmam lazımdı yerine tam olarak. Abi, o yüzden. Baban ders yaparken mi? Hı. Babamla son insan 3'ten bir tefekkürüm sayesinde işte bu dersi hazırladım. İlk önce insan. Birazcık ona gireceğiz. Sonra bekaya bakacağız. İnsanın bekayı istemesi. 3. Hak, din ve yol. Bu ne demek bizim için? 4. Benim çok fazla aşırı ilgimi çeken bakiye karışmak. Allah Allah. Ben ilk defa duydum. Bakiye karışmak. Evet. Asay-ı Musa 148. sayfa. Eğer görsen anlarsın ki benim saniyim öyle bir zattır ki hiçbir şey ondan gizlenemez. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Koca kainatın fihristesini kemal intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mahiyetinde kemal intizamla Rabbül Alemin kainatın fihristesini dercekmiş. Üstadımız da bir beşerdir. Biz de bir beşeriz. Bu cihette hepimizde de dercedilmiş olan kemal intizamla mahiyetimizde dercedilmiş olan bir koca kainatın fiil listesi var. İnsanda koca kainatın fiil listesi var yani. Çok güzel. Sözler 66. Hem her şeyin hikmetinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşi olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fiil listesini, bütün hazain rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarını, ayinelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. İnsan bedeni içinde bütün kainatın fiil listesi, bütün hazain rahmetin anahtarları, bütün esmaların aynelerini derc edilmiş şekilde. Rabbül Alemin tarafından. Şimdi bunlar bizde kalsın. Bunları üst üste bina ederek inşallah gideceğiz. Çünkü sözler 110. Hem hayat iman bir kadar hükmüne bakıyor. Remzen ispat eder. Çünkü madem hayat, alem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve hâlik-i kainatın en cami aynesidir ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci fiil listesidir.
temsilci hata olmasın bir nevi programı hükmündedir. Şimdi burada bir nevi programı hükmündedir dediği, çünkü madem hayat diye başladı bu cümle, bayağı uzun bir cümle olduğu için. Hayat, Faaliyet-i Rabbaniye'nin bir nevi programı hükmündeymiş. Yani, hayat? Hayat, Faaliyet-i Rabbaniye'nin bir nevi programı hükmündedir. Programı. Evet. Yani, Halik'imiz faaliyetini, programını işte bizde gösteriyor. Hayatlarımıza gösteriyor yani her birimiz. Asay Musa 207. Bunu buradan okuyacağım çünkü uzun bir paragraf. Sana bizden bize mi gösteriyor? Evet. Dört yere. Bir, ahirete sermedi manzara oluyor. Ruhaniler seyrediyor. Meliha Ala sakinleri seyrediyor. Ondan sonra Esma hükmünü icra ediyor. Bizzat ve kayık aşınasıyla kendisi seyrediyor. Sonra biz seyrediyoruz. Kendimizi kendimizde. Ben beni seyrediyorum. Hani şöyle benziyor abi şeyle. Maşallah ilk önce dua ediyorum bunu dersen. Allah razı olsun. Nerede nereye? Bak baba. Babası çocukken getiriyor. Şimdi ders yapıyor bize. Ya Rabbel alemin. Bugünü de gösterdiğin için sana şükürler olsun. Şimdi ne diyordum? Haşa, misal için. Allah dese ki, hiçbir şey yaratmadım ben var, senin ruhun var. Gel yanıma. Yanına oturttu bizi, tövbe, anlamak için. Şimdi kainatı yaratacağım, şeceri hilkati. Seni de yaratacağım. Yani daha mahluk değilsin. Seni yaratacağım. Ha? Sen bir çekirdek var. Senin yaratılmanı sen seyret. Öyle tefekkürlerimizi buna böyle alıştırmak lazım. Ben yok iken ben vardım. Ben yok iken ben vardım. Yani ruh mahluk değilken ene vardım. Öyle sanki ben beni seyrediyorum. Program açılıyor. Açılıyor böyle. Çekirdek patlıyor, filiz veriyor, gövde alıyor. Evet. Asay Musa 207'den. Ey Rahmanirrahim, ey Sadikül Vadil Emin, ey Maliki Yevmiddin, senin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakimi'nin irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zi-ruhun en müntehap kısmı zi-şuurdur ve zi-şuurun en cami insandır. Şimdi burada önemli, zi-şuurun en cami insandır. Bu kalsın. Bu da kenarda koyduk. Aynen, bunu da koyduk. Ve bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor. Zih hayatlar, zih ruhlara musahhardır. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Şimdi bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor. Hayat, Faaliyet-i Rabbaniye'nin bir nevi programı hükmünde. Yani bir nevi her şey Faaliyet-i Rabbaniye'ye çalışıyor. Nerede kalacağım? Ve zih hayatlar zih ruhlara musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve zih ruhlar insanlara musahhardır, onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Halik'ini pek ciddi severler. Bu da kalsın. Biz fıtraten, fıtratımızca Halik'imizi seviyoruz. Fıtratımızca Halik'imizi seviyoruz ama. Fıtrat. Evet. Ve Halik'leri onları hem sever, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, başka bir baki aleme, ebedi bir hayata bakıyor. İnsanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor. Kalp ve şuur, beka isteyen bu. Kalbimiz ve şuurumuz beka istiyor. Ve lisanı, hadsiz dualarıyla beka için Halik'ine yalvarıyor. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dinlememek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmışken ebedi bir adaletle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mesudane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alem ve vekada onların ailesi olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet. Ebedinin sağlık dostu ebedi olacak ve bakinin aynı izi şuuru baki olmak lazım gelir.
Şimdi oraya bir daha bir bakayım. Çünkü orası önemli. İnsanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor. Kalbimiz ve şuurumuz bütün kuvvetiyle beka istiyor. Bu bize çok lazım. Ondan önce de insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler. Fıtraten seviyoruz pek ciddi. Bu da kalsın orada. Şimdi Mesnevi Nuriye 182. İlem Eyyuhel Aziz. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın ve hayatın mahdut, ömrünün günleri mahdut ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın, baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Baki olan şeylere sarf etmemiz gerekiyor hayatımızı. Hayatımızda Faaliyet-i Rabbaniye'nin bir nevi programı hükmünde. Şimdi buradan ve diğer hepsinden şöyle bir tefekkür çıkarabiliriz. Beka isteği insanın fıtratındaki Allah Celle Celaluhu'ya olan sevgiden, bakiye olan aşktan mı geliyor? Böyle bir soru ortaya çıktı. Beka istediğimizden değil, fıtratımızdaki baki olana sevgiden dolayı beka istiyoruz. Yani fıtratımız bakiye aşık olduğunda biz beka istiyoruz. Yoksa beka isteyimiz, ben beka istiyorum, işte sonsuza kadar yaşayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bizle alakalı değil, fıtratımızla alakalı. Fıtratımız da beka istediği için değil, bakiyi sevdiği için. Fıtratımız bakiyi seviyor. Evet, fıtratımız bakiyi sevdiği için beka istiyoruz yani. Hasan Yusuf 207'den hani en net bunu çıkarabiliriz. Bir daha alabilir miyiz orayı? Yani bu soru çıkıyor dedin ya. O soru beka çıkıyor. İsteği, insanın fıtratındaki Allah Celle Celaluhu'ya olan sevgiden, bakiyi olan aşktan mı geliyor? Böyle bir soru çıkıyor. Harika. Çok ilginç bir soru. Bir de Hasan abi, insanlar baki olanları değil de diğerlerini severken ona beka veriyor. Bir kadına olsun, bir arabaya olsun, paraya olsun. Zaten beka susu veremez. Ona beka verip sevebiliyor. Yoksa sevemez. Onu boyar böyle. Evet. Gider badanayla beka boyası vurmadıkça onu sevemez. Sevemez. O fıtratında var diyor ya, orada dünyaya çevirdiğimizde buna denk geliyor. Ama acayip bir soru çıktı orada. Çıkarttı. Yani benim şimdi... Ne üstüne bas? Bir daha, bir daha mı söyleyeyim? Soruyu mu söyleyeyim? Çok önemli bir şey çıktı da, tamam. Bir şey yapıyoruz sen ama. Beka isteği insanın fıtratındaki Allah Celle Celaluhu'ya olan sevgiden, bakiye olan aşktan mı geliyor? Beka istediğimizden değil, fıtratımızdaki baki olana sevgiden dolayı beka istiyoruz. Şimdi işaretleyeceğiz 179. sayfa. Burası... Sümme yumitukküm ukdesini açar. Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve Adem-i Mas olmadığına delalet eder. Mevt, ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdili mekan etmesinden ibarettir. Ve keza nev-i beşerde mevcut emarat ve işaret-i kesireden katiyetle anlaşılır ki insan öldükten sonra bir şeyi baki kalır. O şey de ancak ruhtur. Demek ruhun bekası hasse-i zatiyedir. Bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması, nev'in tamamında mevcut olmasını istizam etmekle mucibe-i cüz'iyenin mucibe-i külliye hükmünde olduğunu bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından Adem'in dairesine girmiş değildir. Bunu bir anlatsak var ya. Asayi Musa kaç dedi? İşaret edeceğiz. Bir daha bu güzel. Yavaş yavaş gidelim. Acayip yerler bulmuş ya. Sinirlere gidelim ya. Acayip bir şey ya. Üçüncü mesela. Sümme yumi'yi töküm muktesini açar. Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve adem-i mahs olmadığına delalet eder. Mevt, ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekan etmesinden ibarettir. Ve keza, nev-i beşerde mevcut emarat ve işaret-i kesireden katiyetle anlaşılır ki, insan öldükten sonra bir şeyi baki kalır. O şey de ancak ruhtur. Baki kalan şey ruh. Demek ruhun bekası, hasse-i zatiyedir. Bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması, nev'in tamamında mevcut olmasını istizam etmekle
mucibe cüz'iyenin mucibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından Adem'in dairesine girmiş değildir. Kudrettir. Şimdi bunu biliyoruz. Cehennem de olsa beka istiyor insan. Bu da bir kalsın. Yani bunu direkt şey yok mu? Onu da kenara koydum. Hayır, onu da kenara koydum. Zikki tasdiki gaybiye 257. Çünkü görülür ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları, ebedi beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları. Bizim himmetlerimiz ve istidatlarımız saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi istiyor. Bunlar bekayı değil, saadet ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi istiyorlar. Çünkü bekayı isteyen fıtratımız. Sözler... İstiyatlarımız ise saadet ebediyeyi. İstiyatlar ve bekayı, bir de okur musun onu? Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları. Yok tamam, ebedi beka, onu da işte. Orayı gördüm. Sözler 27. Birinci geldi. Bunu da koyduk. Koyduk. Üst üste koyduk yani. Aynen. Biraz sonra geleceğiz. Tamam. Birinci kâr. Fani mal, beka olur. Çünkü kayyumu vaki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zahil, vakiye inkılap eder. Vaki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alem-i bekâda saadet çiçekleri açarlar ve sümbürlenirler. Ve alem-i berzatta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Aynen. Fani mal bekâ olur, nasıl bulur? Onu anlattı. Çünkü kayyumu vaki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen, şu ömrü zahir, onun yolunda sarf edilen ve ona verilen şeyler beka buluyor. Şimdi benim tefekkürüme geldik. Bunların hepsini koyduk. İnsan beka yolu neyse ve bu yol en doğru hangisiyse onda... Şimdi üst üste koyduğumuzun hülasasını mı veriyorsun? Yok da. Bir daha koyuyoruz. Aynen, bu benim tefekkürüm. Ha, şimdi. İnsan beka yolu neyse ve bu yol en doğru hangisiyse onda olmak fıtratındadır. Hı. O yüzden fıtratça hangi dinin hak olduğu çok önemlidir. Hı. Çünkü insanın mutlak gayesi beka bulmak olduğundan fıtratça, bu yolda onu yürütecek olan, onu ona ulaştıracak olan şeyden emin olmak ister. Şimdi, herhalde Gafur abim vermişti. Bu örneği geçen hafta siz kullandınız abi. Bisiklet Kur'an örneği yani. Çocuk bisiklete binmek istiyor. Bisiklet istiyor babasından. Babası da diyor ki Kur'an okumayı öğren, sana bisiklet alırım. Yol çocukça bisiklet. Yol değil. Gaye bisiklet. Yol Kur'an. Babasının gayesi Kur'an. Yol bisiklet. Yol, yani bisiklete gitmeyi, bisiklete almayı istiyor çocuğu. Yolu bu adam. Yani baba diyor ki sen Kur'an'a çık, bisiklet alacaksın. Hı hı. Çocuk gayesi bisiklet, o bisiklet almak için Kur'an'ı vesile yapıyor. Evet. Çıkar. Babanın gayesi Kur'an, bisikleti vesile yapıyor. Ters yani, değil mi? Tam tersi. Ama şimdi, ben şöyle düşündüm. Bu olay hiçbir zaman böyle olmaz. Çünkü ben ki, yani bilmiyorum, yaramazlıkla mı alakalı küçükken, hiçbir zaman baba ben işte şunu istiyorum, babam hani şunu yap alırım dediği zaman ben derim ki gerçekten mi? O da der ki tamam oğlum gerçekten alacağım, hani yap alacağım. Sonra ben bir daha derim baba söz mü? O da oğlum söz alacağım ben der. Değil mi? Öyle olur. Yani bunu sürekli şey yaparız. Emin olmak isteriz yani. Yani sağlamlaştırmak istiyoruz. Sağlamlaştırmak istiyoruz. Sağlamlaştırmak istiyoruz. Çünkü bizim için çok ciddi bir gaye var ortada. Bisiklet alacağız yani. Çok ciddi bizim için. Ve o yolda bir şey yaparken hani boşu boşuna yapmayalım şimdi bisiklete gitmeyeceksek.
Boş niye? Niye öyle diyorsun? Çocuk öyle düşündü. Ben de öyle düşünürüm. Değil mi? Küçükken de öyle düşündük yani. Tabii bir ya. Şey istediğim zaman. Bu da ona benziyor zannımca. Yani o misal doğru mu? Hı? Yani yanlışlık yok. Yok yok hayır. Ama gerçekte o kadar sade olmuyor. O kadar kolay olmuyor. Tabii işte çocuk emin olmak istediği için birkaç kere daha irdeliyor diyor. Gerçekten mi diyor? Söz ver diyor. Muktedir mi? İşte hain denebilir mi? Sözüne güvenilir mi? Ondan sonra güvenilir ama maddi durumu var mı? Yani, evet yani sağlama... O param var mı gider? Söylemez babası cüzdanına bakar yani. Çünkü merak ediyor, istiyor. Emin olmak istiyor. Emin olmak istiyor. Evet, emin olmak istiyor. Ona basa basa söylüyor. Aynısı şey de var ya bir kıyamette işte dünyayı harap ettikten sonra tekrar tamir edebilir mi? Gücü yetebilir mi? Olacak mı? Yapar mı? Bu da ona benziyor. Sorgulamamızın asıl nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu emel bizim için çok önemli. Ve tek atımlık kurşunumuzdur. Ve o tek atımlık kurşun gibi o baki aleme ne zaman gideceğimizi bilmediğimizden bu kesin bilgiye, doğru bilgiye ulaşma, hak olanı bulma isteği bu kadar fazla ve olanlarda da olma sebebi bundan ileri geliyor zannımca. Yani bir insan hak yolu arıyorsa bunun nedeni bundan sonraki nefesi hatta bu nefesi bile veremeyeceğinden emin olmadığı için tek bir şeyi var, şansı var. O süre zarfını bir daha yaşamayacak. O yaşa bir daha gelmeyeceksiniz. Bisikleti bir daha istemeyeceksiniz belki de hayatınız boyunca. Sadece o aralıkta isteyeceksiniz. Ve sonraki işte birkaç aylık olacaksınız. Sonra bozulacak falan. Veya bir şey olacak. Kullanmayacaksınız, istemeyeceksiniz. Ama o aralığı ona değer şekilde, ona götürecekse harcamaya değiyor işte. O gayeye evet. Değiyorsa hayat harcamaya değiyor. Evet. Yoksa... Bunu çocukken bile böyle düşünüyoruz işte biz. Buna benziyor. Sorgulamamızın asıl nedeni de bence, zannımca bu. Çünkü emin olmak istiyoruz. Tek atımlık kurşunuz var, sonraki nefesimizden emin değiliz. Ve o süreyi doğru şeye sarf etmek istiyoruz. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Çünkü aldık bir nefesi, bir daha almaya şeyimiz yok. Emin değiliz alacak mıyız, almayacak mıyız. Evet. Şimdi burada dersin sonunda gireceğim bir mevzuya küçücük, küçük bir giriş. Bekâ bulmanın bu kainatça yolu baki olana karışmaktır. Meyve de aynısını yapıyor. İnsan da aynısını yapıyor. İkisi de toprakla bağlantı ve toprağa gidiyor. Meyve bizimle de gelebilir, kendi de gidebilir. Toprakta hayvanat ile, bizimle mide ile. Şimdi buna şimdi girmeyeceğim. Dersin sonunda inşallah buna gireceğim. Çünkü benim asıl tefekkürüm buydu dersten sonra. Ve ilgimi en çok çeken de, yani bunlar sonradan açıldı bana. Ama bu en başından beri vardı. Buradan yola çıkarak bu dersi hazırladım. Şimdi buna dersin sonuna geçeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu olan aşk ne cennet, ne cehennem, ne başka bir şey değil. Ona ulaşma isteğiyle, hak edilmiş olanların bekâ bulma isteğiyle, baki olana karışma içgüdüsüyledir zannımca. Yani tüm kainat bekâyı sever, bakiye aşık olur, bu sefer onu ister. Yani dünyayı aslında bekâ bulmaya değil, bakiyeyi fark etmeye, bakiyeyi bulmaya geldik. Çünkü bakisiz bekâyı bulamıyoruz. Tek çaremiz bakiyeyi bulmaktır. Bekâ ancak bakiyeyi bularak olur diyebiliriz. Sözler 264. Dostlarını, şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip, azim bir teşvik ile, şiddetli bir tergip ile dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide, yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargâh-ı enâma koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye yeganesi, o mucizeyi hedef ve düstur iddiaz edip, ona bakarak neticeyi hikat insaniyi bilerek yürümektir. Şimdi insanın bu dünyaya gelişinden gaye yeganesi, o mucizeyi hedef ve düstur ihtiyaz edip, ona bakarak neticeyi hikat insaniyi bilerek yürümektir. Neticeyi hikat insaniyi bilmek değil. Neticeyi hikat insaniyi bilerek yürümek. Bakiye gittiğinin
Baki'ye gitmek değil olay yine. Baki'ye gittiğinin farkında olarak yürümek. Yani netice ilkat insani, insanlık hakikatını, ilkat ne demek abi ben bilmiyorum, bilmiyorum ben. Yaratılmış. Yaratılmış ya. Ha, insanın yaratılışının neticesini bilerek yürümek. Ama bilerek. Yani farkında olarak yürüyeceksin. Öyle yürümeyeceksin. Bileceksin sonra yürüyeceksin. Bu en güzeli. Evet. Tamam. 3 sözler 311. Birinci nokta. İnsan nur-i iman ile alâ-i illiyine çıkar. Nur-i iman insanı alâ-i illiyine çıkarıyor. Cennete layık bir kıymet alır. İnsan nur-i iman ile cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer. Bu da tam tersine düşüyor zulmet-i küfürle. Cehenneme ehil olacak bir vaziyeti girer. O zaman da cehennem ehli oluyorsun. Küfre düşünce Allah korusun. Çünkü iman insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanla tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. Şimdi insanın nasıl kıymet aldığını söylüyor burada. İnsan, iman ile insanla tezahür eden sanat ilahiye ve nukuşu esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. Keser yani. O kattan sanat-ı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zahile, hem muvakkat bir hayat hayvani olduğundan kıymeti iç hükmündedir. Şimdi küfürün kestiği sanat-ı Rabbani'yi gizliyor. O zaman işte küfre düşünce sanat-ı Rabbani'yi göremiyorsun. Yani etrafında diyorsun bu kadar ağaç var, bu kadar nebatat, hayvanat var, bu kadar insan var. Eline bak diyorsun. Adam ne diyorsun sen diyor yani. Bunlar işte kendi kendine olabilir diyor. Bunu düşünebiliyor. İşte bu küfür kat ediyor. Burada sanat Rabbaniye gizleniyor. Bir daha okusana Bahadır. Orada diyor ya nur-i imanla cennete bir kıymet alır diyor. Ondan sonra bak başka bir şey daha çok dikkatimi çekti. İnsan nur-i iman ile âlâ illiyine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiliğine düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Devam edeyim mi? Çünkü iman, insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Bak kıymet yine alıyor abi. Neyle? İnsanda gözüken sanat-ı rabbaniyle. O zaman sen kendi sanat-ı rabbani gördüğün zaman zaten cennetindesin. O aynı şeyi söylüyor. Kıymet alır. Sonra o zaman esmaları gördüğünde insan yine şey yapar diyor. O zaman sen de yani. Sen okumaya başlayınca zaten cennettesin. Ben mi yanlış anladım? Öyle yazıyor. Mesela şeyde de öyle ya. Hayatın kendisinde de öyle. Nasıl öyle? Ben biraz sizden fazla belki meşgul olduğum halde kendimden örnek vereceğim. Siz de hadi hadi olur. Kur'an'ımı okudum. Projeme çalıştım. Ucuda çalışıyorum. Tekbirini bitirdim ama size daha takdirin. Hepsini bitirdim. Fakat ara verdim. Yaşadığımı söylüyorum. Kur'an okudum. Projeme çalıştım. Yemek yendi. Ara verdim. Tafsilatla anlatıyorum ki. Bir aldı bir sıkıntı. Yani illa bir şey olması mı lazım yani? Resulullah'ta da olmuş. O da sıkılmış. Sonra Allah Allah, bayağı çoğalmış. Namaza durdum. İkindi geldi ve işte hangi namazlar? Sordum yani, niye sıkılıyorum ki ya? Hani sebep yok ki. Cevap alamadım, neyse. Oturdum,
dersime böyle başladım. Hiç kimse yok. Gitti. Sonra anladım ki hayatta boşluk yok. O sıkıntı bir şey olduğundan değil, boşluk olduğundan. Adem'e gittiğini anladım. İçer değil ama istediğim de değil. Oturdum öyle, kahve içiyorsun değil mi? Veya sohbet ediyorsun. Ne var ne yok? Sıkılıyor. Çünkü ruh alışmış o manalara, vermeyince bağırıyor. Sıkıntı alarm olduğunu, hani benzin bitti, hararet yükseldi arabanın demekmiş. Gaflet de bir nimet. Evet, gaflet de kimse diyemez. Bir nimettir. Çünkü gafiller gafletten aldığı lezzeti sen ne yaparsan yap Suat. Gafiller gibi dünyada lezzet alamazsın. Alamayız. Lezzetin içinde bile olsan elem oldu. Biraz sonra gidecek. Bunu Allah bana soracak ama lezzet yapıyorsun. Onda haram yapıyorsun. Haram yaparken Allah bana soracak. Biraz sonra bu gidecek. Yapsan bile onlar gibi lezzet alamazsın. O Ali boşuna uğraşma. O geçti. O dönem geçti. Nurlar tanımadan önce yaptın neyse o. Sen bilirsin. Allah boşuna söylettirme. Einstein dediği gibi ne mutlu cahil diyor. Her şeyi bildiğini sanıyor. Einstein. Ya. Peki abi siz sıkılıyorsunuz, sıkılmanızı ona bağlı diyorsunuz. Manalar sürekli yani mana gelmesi lazım. Ders sabahtan akşama dersler değil. Hiç mesela İslamiyetle, Risale-i Nur'la hiçbir alakası olmayan insanlar var. Bu da evde otururken öf, pöf, sıkıldım. O da mı? O da mı? O aslında onda şöyle bir şey var. Kendiyle baş başa kalıyor. Kendine döneceği için sıkılmaya başlıyor. Çünkü niye? İnsanın belası, şu, elin yanar, hal iştir. Sabredersin, uyuşturursun, doktoruna şey yapar. O arabama bir şey dedi, yumruklaşırız, bir şey olur. Ne yaparsanız yapın, hal iştir. Ve mağlup da yaparsan ruhunu korumuş. Bela bu değil. Düşüncen seni sarmaladı sıkıntıya, düşünce. Bu düşünceyi ortada kaldırmak için düşünceni kullanıyorsun. Aynı şeyi. Dert benim, derman da benim. Yani düşünceni düşüncenle kaldıracaksın. Bu çok zor. İşte aklın belası akıldır. Benim en büyük bela düşüncelerimdir. Neyle kaldıracağım? Düşüncelerimle. Nasıl yapacağım? Çok zor. Evet. Ancak harici birisi el sürecek. El tutacaksa. Mesela bak delikanlımız el tuttu. Gel abone bize dersin. Tabi bu özgüveninden to şeyine kadar ilk temel. İlk temel atıldı gibi. Birisi senin elini tutacak. Yoksa aklınızla, aklınıza hakim olamazsınız. Son sözler 311 okuduk. İnsan nur-i iman ile âlâ yerliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet olur. Ben buna sonrasına fazla girmedim. Nur ve iman ile âlâ yerliğine çıkıyoruz. Cennete layık bir kıymet alıyoruz. Nur ve iman ile. İmanın nuru. Bekaya giden yolda yine benim tefekküründen. Tefekkür için. Aynen. Şimdi tefekkür. Evet. Bekaya giden yolda. Bu bize vermek istediğin tefekkür mü? Hı hı. Bekaya giden yolda insan pek umurunda değil ama aslında beka bulma yolunda giderken insan oluyor. Oo. Rabbinin ondan istediği hak yolda yürümek ama bunun hakikatine baktığımızda âlâ illiğine çıkmak ve cennete layık bir kıymet almak var. Cennete girmek değil, cennete layık bir kıymet almak. Yani cennete girmek değil amaç. Ona layık olabilmek amaç. Layık olabilmek. Yani şimdi bir yere gireceksiniz mesela işte belediye binası, başkanla falan görüşeceksiniz. Bir düzgün giyinirsiniz değil mi?
Hani böyle bir... Oraya uygun. Hani oraya uygun giyinirsiniz yani. Çünkü oraya layık olmak istersiniz. O insanın önünde durmaya layık olmak istersiniz. O yüzden düzgün de yani dikkat edersiniz o zaman. Biz beka istiyoruz ama asıl olan yolda kazandıklarımız. Ve sözler 264'te geçtiği gibi o yolda neticeyi hikati insaniyi bilerek yürümektir. Yani o yolda yürüyoruz ama yolun niye olduğunu, niye beka istediğimizi, bunlardaki hikmetleri bilmek istememizi, hakiki insana inkılabımızın farkında olmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. Yani biz o bekaya ulaşmak istiyoruz. Ama bizi ona götürecek hak yol, asıl amacı bizi bekalaştırmak değil, o beka yolunda bize kattıkları, neticeyi hikati insaniyi bilerek bizi yürütmek istiyor. Yani bize bir değer katıyor. Kitap okumak gibi. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz. E nerede yani bunu, nereye gitti? Da burada işte. İşte o, aslında olay o. Yani oraya girmek değil, oraya giderken oraya girmenin anlamını şimdi bulmak. Aynen, olay o tamamen. Yani Kur'an, bisiklet. Aynen burada da uygulayabiliriz onu. Evet, ilginç ya. Ve cenneti emin olmak değil, istiyoruz ondan da. Hakikaten öyle. Niçin onu istediğini farkında olup bu soruyu sorduğunu zaten kendine biliyorsun. Yani emin olmamızın, emin olmak istememizin sebebi bekayı istememiz, hak olandan emin olmak istememizi. Yani şimdi bekaya bizi gönderecek olan hak yol Hristiyanlık olsa biz ona gideriz yani. Değil mi? Hakikat odur çünkü o zaman. Hangisi haksa biz onu tercih ediyoruz. Biz bunu tercih ediyoruz. Neden tercih ediyoruz? Bekaya gidelim değil. Bekaya gidelim diye değil. Bize verilmiş olan dert bu. Bakiye aşık edilmişiz. Bakiye ulaşmak için beka istiyoruz. Beka niye verilmiş? Yani bu niye verilmiş? O yol, bir yol çizilmiş ki o yol bizi bakiye götürecek. Ama olay bekaya değil. Bizim istediğimiz yine değil. O yol. Yolda bize kattıkları o yol. Hak yol önemli yani. Evet. Sistemi fark ediyor. Murad-ı ilahi aynen öyle. Şey diyorsun. Yol diyorsun. Aynen öyle. Çok ilginç değil mi? O ince bir işte, çizgi işte. Güzel bir şey yakaladılar. İnce bir çizgi işte. Çizgi. Mesela diyelim ki ben ona hem teneffüs ettireyim. Cennete mesela fetöteyli gidecek. Hayvanlar gidecek. Cehenneme gitmeyecek. E cennete sen de gideceksin. Gafil insanlar da gidecek. Bu sen böyle gayret eden insanlar hani rafta geliyorsun okuyorsun dersen o da gidecek. Sen de gideceksin. E gideceksin. Ama şimdi eşit mi? Emeğe saygısızlık olmaz mı şimdi? Sen de gideceksin o da gidecek. Resulullah'la aynı yerde olacağız. Cennette yani. Aynı muamele mi göreceksin? İşte bu cennete gitmek gayet değildi. Niçin gitmek istediğin? Yani fıtratını beka cevabıyla burada o fıtrat uyandırmak, anlamlandırmak aslında cennet diyor bisiklet gibidir. Allah seni başka bir şeyi vermek için cenneti vaat ediyor ki yapasın diye. Yoksa cenneti vaat ederken cennet için değil. Yani baba sana bisiklet alacağım demesi bisiklet için değil. Kur'an'a çık. Yani Cenab-ı Hak da daha teşbih yaratı. Seni insan yapacağım. Hadi insanlık uğruna çalış cennete koyacağım seni. Hadi kulum hadi. Hadi cennete koyacağım. Hadi tıpış tıpış hadi biraz çalış cennete koyacağım. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an dilersine insanı insanlık makamına çıkarmak. Evet. Değil mi öyle mi? Cennete layık bir kıymet vermek. Vermek. Almasını sağlamak. Pardon. Onu yapalım şimdi. Sözler 316. Demek insan bu alemi ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Biz bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için geldik.
İlim ve duanın burada bir yeri var. Şimdi ben bunlara böyle ilim ve dua girmeyeceğim. Her şeyin ilme bağlı olmasına girmeyeceğim. Ama bunları bizim için hani bu dünyaya niye geldik? Onu daha iyi anlayalım diye derste. Onun için okudum. İlim ve dua vasıtasıyla tekamül etmek. Yani bu da bir... Vasıta mı? Aynen. Yolun içindeki bize verilmek istenen bir şey. Cennete layık bir kıymet almak gibi. Evet, almanın sebebi. Aynen. O yolda bize verilmek istenenlerden. Dördüncü nokta. Sözde 315, dördüncü nokta. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. İman insanı insan eder. Bu yolda da bizim nişanımız diyeyim, taşıdığımız iman. O yolda olmanın en büyük şartı iman. Bu da asıl bizi insan eden şey. Yani asıl amaç bizi insan etmek ya. Bunu da sağlayan nişan işte iman hakikati. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıf bir delildir ve bir burhan-ı katıdır. Evet, insaniyet, iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. İnsaniyet, iman ile insaniyet oluyor. Yani insana, hakiki insana inkılap edeceğiz inşallah. O yol bizi insan etmeye çalışıyor. İman ile ama. İman, bizi insan etmenin yolu yani. O yoldaki. Asıl nokta. Yani biz insan olmanın yolu iman. Sözler 316, bir dakika, o buradaydı. Burada mı? 316. Demek ki insanın vazife-i fitresi talimle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakî imana idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşrikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeminane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair kadrülü hacata, lisan-ı aciz ve fakride yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-i ubudiyete uçmaktır. Aczin ve? Aczin ve fakrın cenahlarıyla. Makam-ı âlâ-i ubudiyete uçmaktır. Ya bir eylem yok ha bak. Sabaha kadar namaz kıl, gündüz oruç tutma öyle demedi. Farkındalık da dedi. Farkındalık. Farkındalık. Ya Allah bunu istiyor diyor. Bak görüyor musun? Sabah namaz kıl, gündüz de hep oruç tut. Ne değilmiş. Âlâ-i ubudiyete. Yani farkındalık istiyor dedik ya. Farkındalık istiyor. Neden istiyor? Seni insan edeceğinin o yolun sonunda cennetin değil asıl hedef. Senin insan olmanın asıl hakikat olduğunu, önemli olanın o olduğunu farkında olmanı istiyor. Yani bunu bence iyi anlamamız gerek burada. İnsan olma. Aynen. İnsan olmamız gerektiğinin farkında olmamızı istiyor Allah Celle Celaluhu. İşte cennete layık bir kıymet almak asıl önemli olan. Bunu bilmemizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Bekaya ulaşmak istememizi tamam da işte o yol önemli olan. O beyaz, yolda da bunları bilerek yürümek dedik ya. Beyaz beyaz yapılır mı abi? Yapılmaz. Ama Üstad diyor ki insanı insan eder. Berbe, kafamızı karıştırdın. Beyaz beyaz yapamazsınız. Beyaz beyaz. Ama insanı insan yapar. İman insanı insan yapar. Vay be. İman insan insan eder. Vay be. Beyaz beyaz yapıyor değil mi abi? Vay be. Evet, tamam. Bu beyaz kirli biraz. Şimdi Arun abim güzel söyledi. Farkına varmak dedim. Ben de farkına varmak hakkında bir şeyler yazmıştım zaten. Biz beka istiyoruz. Ama buradan da anlıyoruz ki dua ile ubudiyet bizi neden biz olduğumuza sevk eder, bizi bize taşır.
bize bizi taşıyarak nebatatın, hayvanatın, kainatın ve Rabbimizin vazifelerimiz gereği bizlerden ne istediğini anlamamızı, bu bekaya giden yolda bize bizi göstererek farkına varmamızı sağlıyor. Görevimizin, kendimizin ve Rabbimizin farkına varmamızı bunu istiyor. Bu da yetmiyor. Çünkü mutluluk, ebedi saadet farkına vardıklarımızı uygulamakla oluyor. Farkına varmak durumunu şunun içinde kullanabiliriz. Doğru ile yanlışın, iman ile küfrün farkına varmak. Doğru, yanlış. Fark diyor da nedir bu fark? Ha, doğru ile yanlış, imanla küfür. Evet. Asıl şeyin noktası bu. İman ile küfrün farkına varmak dedik. Ben bunun, yani bu kendi cümle. İman ile küfrün. Şimdi ileyi şöyle düşünebiliriz. İman ile küfür. İman burada, küfür burada. İman burada veya küfür burada değil. İman ve küfür var. İman ve küfür de diyebiliriz. Çünkü ile yerine ve getirince aynı anlam çıkar. Türkçe'de. Bazı yerlerde. Birliktelik anlamı olmadı söyleyeyim. İman ile küfrün. İman ile küfrün farkına varmak. Şimdi böyle olunca, yani onunla birlikte, onu kullanarak küfrün farkına varınca insan o yolda hakikat yolunu yürümesi cihetiyle ona istikameti ve hakkı bulmasını sağlıyor. Bu da bir tefekkür. Yani V koymadın burada. Hı? Burada V koymadın. İmanla. Aynen. İmanla küfrün. Zıttıyla anlamak için mi? Aynen. Zıttıyla anlamak için. Kafirler imanlara hizmet ediyor yani. Hı. Aynen. Doğru. Yatacağız da. Tabii sendeki imanı görebilmek için kafire görmen lazım. Ki o zaman kendindekini görebiliyorsun. Yani adam senin için. Aynı oluyor değil mi o zaman? Aynen. Değil mi? Aynen. Çünkü insan insansız insanlaşamaz ya. Evet abi. Burada da o sır işte. Sen mağarada koysan tek başına. Dünyada başka kimse yok. Bir sensin. İnsan insan olduğunu neyle anlayacak ki? İnsan insan olduğunu bilemez. Dünyayı kaldırsak şimdi ahireti bilebilir miyiz abi? Bilemezsin. Mevti hayır, hiçbir şey bilemez. İnsan virgül insanla insanlaşır. Hasan abi bir şeyiniz var sizin. Hazreti Adem'i şeytan nasıl kandırdı abi? Hazreti Adem'in fıtratında yalan yoktu. Yoktu. O yüzden inandı. Evet. Yalanın ne olduğunu görünce de doğrunun ne olduğunu öğrendi. Evet. Yok şey oldu. Aynı mekan iki ay yani birbirine bindirildiği alemleri fark etti. Yani zıtlar alemi Adem'le vücudun. Orada çıktı zaten değil mi abi her şey? Evet yani mesela şu anda burası tek mekan ama biz biliyoruz ki televizyon dalgaları var, radyo dalgaları var, fiziksel şey var, boyutlar var. Yani Adem Aleyhisselam yalanla doğrunun meratiplerini anladı. Doğru tekti. Meratipleri yoktu. Küfürle biliyorsunuz küfürle şirk farklı şey. Çok farklı şey. Bir kapı. Zaman da orada başladı değil mi abi? Zaman da o anda başladı. Mekan zaman başladığı yerde mekan da başlıyor. Müddet verilenler. Çünkü başladı. Zamanın donmuş hali mekan. Bak Harun abi çok güzel ya. Müddet verilenlerdensin. Müddet verilenlerdensin. Evet, o müddet anda verilenlerdensin. İhraç başladı. Zaman verildi size. Yani esbaplı tecelli başladı. Dima düştü. Dima düştü. Meratipler çıktı. Evet. O zaman kemalat insaniye aktif oldu. Şeytanın yaratılmasında şer zannediyoruz sahilde. Evet. Doğru. Hakikatta bir kemalat insaniye makasid-i hayri külliye ikincisi. Makasid-i hayri külliye ve kemalat insaniye diye iki tane yani şeyle anlat onu. İmanla imanla anlaşılmıyor da ya şirk veya küfürle anlıyor. Şirkte ikilik var, küfürde örtme var. İkilik yok. Örtme var. Şimdi mesela yalan. Yalan yoksa doğru tektir. Ve bilinmez. Tam çekirdek hali abi. Evet. Şimdi buna şey yapmayacak. Devam ediyoruz tefekkürden. Bundan sonra bu
paragrafından sonra meyvenin defnine geçeceğiz. İnşallah. Sağlam konuş. Yani bir son... Efendim? Bir derslik konu bence. Hayır. Bilmiyorum artık şimdi neler çıkar da. Benim çekirdeği yani bu. İnşallah daha da çeşitlenir dersten sonra. Yani sonuç olarak insan bekarsa, bu benim şu an hemen okuduklarımın özeti gibi. Sonuç olarak insan beka ister ve din insanın en temel değerli olan bekaya cevap verir. Bu yüzden hak dini arar. Hak din İslam'dır. Rabbimiz bizim kendimizin, kainatın ve onun farkına vararak onun istediği ve bizim de fıtratımızın istediği şekilde yaratılışımıza uygun olarak yaşamamızı, bu sayede bekaya ulaşmamızı ama hakikatçe önemli olanın bekaya ulaşmak değil veya cennete girmek değil, cennete layık bir insan olmak, insan mertebesine ulaşmak, âlâ iyiliğine giden yolda olmak ve o yoldayken neden o yolda gittiğinin ve gitmen gerektiğinin farkında olarak, yani hakiki insana inkılap etmenin amaç olduğunu bilerek yürümek olduğunu öğrendik. Peki bu beka bulmak için bakiye karışmak nedir? Baki aşk, beka yoluna gitmek isteğini uyandırır ve sistemce beka yolu baki olana karışmakla olur. Şimdi bu dersin asıl çıktığı çekirdek burası. Bakiye karışmak nereden çıktı? Şimdi babamın dersinin asıl o günkü tefekkürüm, babamın dersinden sonra anlattım. Ama burada söyleyemedim çünkü uzun ve yazmam gerekiyordu. Tamamen oturtmam lazımdı. Aa, bu da var, bu da var, eklemem gerekiyordu. O yüzden eve gidince yazdım. Şimdi inşallah nasip oldu. Meyvenin defni ve derdi. İnsan her ne söylerse baki olsun istermiş. Bu ders sırasında aldığım notlar. Kainatın fiil listesi insanda var. Dersin başında söyledim. Bütün hazane-i rahmetin anahtarlığı insanda var. Bunu bu dersi söylemedik ama babamın dersinde. Babam söyledi. Bütün esmaların aynıları insanda var. Bunu da bu derste söyledik. Meyve, mevcudat bizimle baki oluyor. O da baki olmak için... Şimdi burayı cümleyi bitirmeyeceğim çünkü bir yer okumam gerekiyor. Sözler 86 demek şu mevcudat ile başlayan paragraf. Bu biraz uzun bir paragraf yani diğerlerine göre daha uzun. Ama asıl yolu çizeceğimiz nokta burası. Demek şu mevcudat ve şu unat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik katiyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alem-i manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsi'ye dikkat ediyorlar. Gayeleri o aleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında sümbelleri alem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul oluyor. İnsan sadece ekmiyor. İnsan ekiliyor. Çekirdek gibi ekiliyor yani. Çekirdekten meyve çıkıyor. Yani meyve de ekiliyor o zaman. Çünkü insan da ekiliyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çiçeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin haşiye, sual. Eğerdense neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? Cevap. Çünkü onlar hem mucizat-ı kudretin en antikaları, en harikaları, en nazininleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe, onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o harika-i sanat ve manzume-i rahmet olan her bir meyveli, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder meyve, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manaları ifade eder, sermediği tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fanide bakiye yol bulur. Fanide bakiye yol bulur. Şimdi fanide inşallah bakiye yol bulmaya gideceğiz.
çok değişik. Ne dedi? Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerden bir tek hikmettir ki vazifesi biter. Vazifesi bitti. Ne oldu? Öldü. Vefat etti. Ki vefat eder diyor. Nerede kalınıyor bunu diyorum. Vefat eder. Midemizde defnedilir. Meyvenin kabri midemizmiş. Şimdi buradan yola çıkın. Babam bunu okumuştu. Benim çok ilgimi çekti şimdi bu. Midemizde defnedilir. İnsanı da düşünmek lazım burada. İşte ben de onu düşündüm. Şimdi şey yapalım. Yazarak gösterelim. Burası insanın ağzı. Midesi. Burası da artığı gidiyor. Fazlası gidiyor. Muzır kısmı gidiyor. Yani insanın işine yaramayacak olan kısmı midede artık ihtiyacı olan alınıyor. Buradan aşağı atılıyor. Boşa sevk ediliyor ki atılsın. Yeniden nebatata karışsın. Bir şekilde devam etsin döngü. Yani bu da boşa gitmiyor aslında. Ama bizim midemiz için, bizim vücudumuz için gerekli değil. O an. Kışı atıyor, yükle alıyor. Evet. Şimdi burada okuyacağım. Sonra yazarak devam edeceğim. Bir cümlemi bitirmemiştim. Bilerek bitirdim, bunu okuduk. Meyve, mevcudat bizimle baki oluyor. O da baki olmak için midemize defnediliyor. Biz de toprağa defnediliyoruz. Kendimize, aslımıza döndürülüyoruz ki insan topraktan yaratıldı. Ve o defin sonrası biz ahirete sevk ediliyoruz. Meyve tarafımızdan yenilerek, bunu da Gafur abi söylemişti, ibadetini yerine getiriyor. Belirli borulardan geçiyor. Ağızdan girdi, borulardan geçti. Fazlası atılıyor. Atılmadığından kalan da baki oluyor. Baki olacak olan bize karışıyor. Bu içerisinde ki baki mi var, nasıl bir şey? Şimdi biz insanız, beka istiyoruz. Bekayı işledik. Şimdi bir daha üstünü geçmeyelim çünkü uzayacak. Biz bakiye karışmak istiyoruz ki fıtratça, beka istiyoruz ya. Beka istememiz nasıl neden? Bakiye karışmak istememiz. Yani bakiye ulaşmak, ona olan sevgimiz. Beka isteğimiz sebebi. Yani bakinin en açık sıfatı nedir? Bekadır. Neden? Baki çünkü. Bütün bekaları sahibi, bekanın sahibi. Meyve geldi, ağızdan girdi, belli damarlardan geçti, mideye geldi, vefat etti, defnedildi. Biz de toprağa girdik, kabire. Burada fazlası atıldı ve indi. Şimdi bunun altını çiziyorum ki anlayalım, devam edeceğim. Meyvenin defni mideye oluyor. Meyve biz yiyince anlam buluyor. Meyvenin ibadeti bizim tarafımızdan yenmek. Bunlar küçük küçük tefekkürler. Sonra metne. Biz beka derdeyse o yolda gideriz. Bekanın hak yolu İslam'dır. En büyük derdimiz, emelimiz bekadır. Bekayı ve bizi ona götüren yolu hiçbir şeye değişmeyiz. Biz topraktan yapıldık, toprağa defnedileceğiz inşallah. Şimdi bekayı, bunu dersin başında söyledik. Bekaya bizi götüren yoldan vazgeçmeyişimizin sebebi de tek atımlık kurşunumuz olması. Yani sonraki nefesimizden şey değiliz. Emin olduk ve ondan sonra vazgeçmek çok zor. Çünkü bekaya gideceğiz artık, tamam. Yolu bulduk. İnşallah o yolda muvaffak olacağız. Amacımız o. Toprak aslımızdır. Ve kabir bizi baki olana gönderen bir menzildir, duraktır. İnsan için. Bizim bu bakiye ulaşmaktan başka derdimiz yok. Fıtratça, yaratılışça. Meyve de bizimle beka buluyor. Mideye defnediliyor.
bizim toprakta atomlarımıza dağılmamız gibi, aslımıza karışmamız gibi, biz de toprak oluyoruz ya, o da aslına karışıyor. Bizim içimizde defne olarak atomların ayrılıyor, gerekli olanlar gerekli yerlere, gereksiz atıklar da gereksiz yerlere atılıyor. Şimdi kabir niye var o zaman? Kabir bizi aslımıza gönderen menzil. Toprağa bizi, toprağa ayrıldık, toprak olduk, yeniden toprak olduk. Meyve de toprak olmak istiyor ki bizim tarafımızdan yeniyor, ibadetini yerine getiriyor. Kabrine gidiyor, atomlarına ayrılıyor tıpkı bizim gibi kabirde. Ve muzur kısmı da gidiyor. Şimdi muzur kısım ne? İşte o tefekkürüm kabir azabıdır belki. Kabir azabı insanın o mızır kısmını atıyor. Neden? Cennete layık bir kıymet alacağız çünkü. Fazlalığımızın oraya gidemezsin. Cennete gireceksen fazlalığını atacaksın orada. Dünyada atamadığın kadarını kabir azabıyla atacaksın yani. Tabii cennete girebilmek için ilk önce dünya günahlarından sıyrılmalı. Kabire kalmış olan artıkları atmalıyız ki beka bulalım. Biz artıklarımızı o meyveden işimize yaramayanı çeşitli yollarda atıyoruz ki hem bize hem kendimize zarar vermesin. Beka bulabilsin, fazlalığını atsın ki bakiye aslına karışsın. Biz de bakiye gideceğimiz için bakiye karışmak istiyoruz ve karışmalıyız. Kabre fazlalıkla gitmemeliyiz ki kabir azabı görmeyelim. Yani meyve var bir tane. Meyve var. Ağaçta dalda duruyor böyle. Aldık, yedik. O bize güzel göründü. Değil mi? Yedik, daha da güzel göründü. Tadı da güzelmiş. Yedik, ağza geldi. İndi aşağı. Burada meyvelere ayrıldı. Meyve. Atomlarına ayrıldı. Kabirinde. Biz de toprakta atomlarımıza ayrılıyoruz. Yani bunun böyle olmasının sebebi bizim kendimize bakiye giden yolda ona karışma isteğimiz. Yeniden kendimize dönmek istidadındayız çünkü. Bekaya giden yol bu yüzden de zannımca bakiye karışmakla. Yani meyvenin misal olmak istemesiyle bizim bekayı istememiz aynı şey oluyor. Aynen öyle. Doğru mu? Meyve insan olmak istiyor. Neden insan olmak istiyor? Meyve de beka istiyor. Beka istiyor. Neden beka istiyor? Bakiyi seviyor. Bakiyi seviyor ki baki olacak da olana karışıyor. O oluyor. İçimize giriyor ki bizimle birlikte gitsin. Oraya gitmenin yolu insan. Gidiyoruz yani. Değil mi? İnsana karışmak oraya. Aynen. Gitmenin oraya gitmenin yolu onca insanın yolu da anlattığın sabahtan beri anlattığın o hakiki yol. Evet. İnsanın yolu da o yol. Kendini feda ediyor. Evet. Kendini feda ediyor. Biz de kabre defnediliyoruz. Aslımıza karışıyoruz toprağa. Toprakta kıyametten sonra inşallah baki olanı bizi sevk edecek. Bir şeyi olan varsa söyleyebilir şu an. Bitti mi bu kadar? Evet. Maşallah. Tebrik ederiz ya. Çok güzel oldu. Var. Valla felsefe öğrencileriniz. Bizim içimiz değişik oldu. Çok güzel. İhlaslı oldu. Evet. İşte hemen daha ders bitirmeden bir konu daha. Herkes bitirdikten sonra sen o zamana kadar fırsatın var. Sen kendin bir konu al. Kafanda olan var mı? Bir mevzu. Şuna çalışacağım veya sonra alacağız. Meyveye çalış meyveye. Yani benim ilk dersim bu olur diye düşünmüyordum ilk Yasin abi bana söylediği zaman. Ben şeye takmış durumdayım. Fırsatçı'nın öyle hissediyorum. Hangisi? Bir noktada her şeyin ve her şeyin bir noktada olması noktasını. Of. Çünkü bu sadece bizim değil, aynı zamanda okuduğum Hristiyanların da küçüklüğünden beri
okuduğum kitaplarda buna işaretler var yani. İşte veya şeye cennet ve buranın cehenneminde burada olması. Yani bir noktanın içinde her şeyin olması ve her şeyin bir nokta olması. Buna sen durum mahvedeceksin. O zaman çalışsam. Ben buna inşallah çalışacağım. Zaten bunu çalışmak istiyorum ama bu çok tazeydi. Onun için bunu yapayım dedim. O da inşallah Rabbim muvaffak ederse çok bir güzel. Gün yaparız. İnşallah. Vahir devabım elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tamas salavat. Bismillahirrahmanirrahim.